Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 5. sınıf Bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. 4. ünite kavratan testler 2'deyiz arkadaşlar. 1. sorumu büyütüyorum. Aşağıda verilen üçgenlerden hangisi ikizkenar üçgendir? İkizkenar arkadaşlar adı üzerinde İki tane kenarı birbirlerine eşit olan üçgenlerdim. A'ya baktım. Tüm kenarları 8 santimetre. Bu bir arkadaşlar eşkenar üçgendir. Şöyle yazalım. A eşkenar üçgen. B'ye geldim. 2 santimetre, cm, 4 santimetre, cm, 5 santimetre. Cm. B şıkkına baktığımızda tüm kenar uzunlukları farklı olduğu için... Bu bir çeşit kenar üçgen oluyor. C'ye geldim. 3, 4, 5 santimetre. Aynı şekilde arkadaşlar, bu da bir çeşit kenar üçgendir. Son olarak D'ye geldim. Bakın 6, 6, 7. İki kenarı birbirine eşit, üçüncü kenarı bunlardan farklı dolayısıyla bu bir ikiz kenar ikiz kenar üçgen dedik arkadaşlar. Bizden ikiz kenarı istediği için D sıkkım işaretledim. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgen için yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgen arkadaşlar eşkenar üçgen oluyor. Eşkenar üçgenin arkadaşlar şimdi şöyle söylüyoruz. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit ise tüm açıları da birbirine eşittir. 180'i 3'e bölüyoruz. Ve de eşkenar üçgenin arkadaşlar bir açısını 60 derece olarak buluyoruz. Bu da arkadaşlar ne demek? Dar açılı üçgendir demek. Dar açılı diyelim. Şimdi şıklarımıza bakalım. Dar açılı üçgendir demiş. Evet. Dik açılı üçgendir demiş. Hayır arkadaşlar. Dik açılı değil. Eşkenar üçgendir demiş. Evet. Çeşitkenar kenar üçgendir demiş. Hayır. Kaç tanesi doğru oldu? İki. Yukarıda noktalı kağıtta verilen KL doğru parçasının uç noktaları kaç numaralı nokta ile birleştirilirse geniş açılı bir üçgen elde edilir. Arkadaşlar şimdi diyoruz ki misal 4 ile birleştirilirse bakın dik açılı bir üçgen elde edilir. 3 ile birleştirilirse dar açılı bir üçgen elde edilir. 2 ile birleştirilirse dar açılı bir üçgen pardon dik açılı bir üçgen elde edilir. 1 ile birleştirilirse arkadaşlar geniş açılı üçgen elde edilir. Bizden geniş açılıyı istediği için D tıpkım 1'i işaretledim. Kareli kağıtta verilen üçgenlerin açılarına göre çeşitlerini istiyor. Bir numaraya baktığım zaman arkadaşlar bir numara dar açılı bir üçgendir. 2 numaram geniş açılı üçgendir. Son olarak 3 numara dik açılı bir üçgendir. Şıklarıma baktım doğru cevabım A şıkkında olmuş oldu. Yukarıda verilen kare kağıt doğru boyunca kesilerek bir üçgen elde ediliyor. Buna göre elde edilen üçgen aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar kareli kağıt doğru boyunca kesiliyormuş. Gelelim keselim burayı. Bire birden keseceğiz. Burayı kestiğimizde böyle bir şey oldu. Buradan da devam ediyorum. Bire birden kesiyorum. Bakın oluşan üçgen. Şöyle yapalım. geri alalım. Oluşan üçgenim arkadaşlar. Şurayı birazcık temizleyelim. Evet. Oluşan üçgenimiz burası oldu. Ben burayı saydığım zaman arkadaşlar bakın bu iki kenarının birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Ve açılarına baktık. Hepsi dar açı. Yani ikiz kenar dar açılı üçgen olmuş oldu. Aşağıda verilen açı çiftlerinden hangisi geniş açılı bir üçgene ait olamaz demiş. Arkadaşlar bize ikişer tane açı vermiş. Biz bu iki açının toplamını bulacağız ve 180'den çıkararak üçüncü açılarını bulacağız. A şıkkıma geldim. 60 artı 23 Burası 83 yapar. Bir üçgenin iç açıları toplamı kaçtı? 180'di. 180'den 83'ü çıkarıyorum ve de 3. açıyı 97 derece olarak buldum. Bu bir geniş açıdır. Dolayısıyla A şıkkım geniş açılı üçgenin iç açıları olabilir. B'ye geldim. 41 ile 38'i topluyorum. Burası 79 derece yaptı. Ne yapacağız arkadaşlar? 180'den 79'u çıkarıyoruz. Burası 101 derece olarak geldi. Bu da 101 de geniş açı olduğu için bu da bir geniş açılı üçgen olabilir. C'ye geldim. 1 ile 88'i topluyorum. Burası 89 yaptı. Ne yapacağız? 180'den 89'u çıkaracağız. 91 olur. 180 eksi 89. Üçüncü açıyı 91 derece olarak buldum. Bu da bir geniş açılı üçgenin iç açıları olabilir. Son olarak D şıkkıma geldim. 21 ile arkadaşlar 69'u toplayacağım. 21 artı 69 buranın toplamı 90 derece oldu. 180'den de 90'ı çıkarıyorum. Geriye 90 kalıyor. Yani bu arkadaşlar bir dik açılı üçgen, üçgen olmuş oldu düzgün yazalım. Üçgen olmuş oldum. D şıkkımı işaretledim. Yukarıda ABC üçgeninin iç açılarına ait karşılaştırmalar verilmiştir. İç açıları birer doğal sayı olan ABC üçgeni için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Arkadaşlar A açısı ile B açısının toplamı 90 dereceden küçükmüş. A açısı 44 dereceden büyükmüş. Şimdi biz tahmini olarak ilerleyeceğiz. A açısı 45 derece olabilir en az. Diyoruz ki arkadaşlar ya da şöyle söyleyelim. A açısı ile B açısının toplamı 90 dereceden küçük ise C açısı arkadaşlar 90 dereceden büyük olması gerekiyor. Peki bu sonuca nereden vardık? Misal arkadaşlar. Burası 80 derece olursa üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olacağından C açısı 100 derece olarak gelmiş olur. Yani A ile B'nin toplamı 90'dan küçükse C 90'dan büyüktür. Peki bu ne demek oluyor? C arkadaşlar bir geniş açı olmuş oluyor. Buradan da arkadaşlar geniş açıdan biz neyi çıkarabiliyoruz? Üçgen geniş açılı üçgen olabilir yorumunu yapabiliyoruz. C şıkkımızı işaretledik. Devam edelim. Aşağıda noktalı kağıt üzerine K, M, N, O, P ve R noktaları verilmiştir. Buna göre hangi üç nokta doğru parçaları ile birleştirilirse elde edilen üçgen bir ikizkenar üçgen olmaz. Şimdi A şıkkımıza bakıyorum. O, M, N. Bakın O, M, N'yi birleştirdiğim zaman burada arkadaşlar bu iki kenarın birbirlerine eşit oldu ve de ikizkenar üçgen elde etmiş oldum. P, O, R'yi birleştirelim. P burada, O burada, R burada. Buraya arkadaşlar baktığımız zaman tüm kenar uzunlukları birbirinden farklı oluyor. Yani bu bir çeşit kenar olmuş oluyor. Elde edilen üçgen ikiz kenar üçgen olmaz dediği için B şıkkımı işaretledim. K, O, P'yi birleştirelim. K, bur K burada, O burada, P burada. Buraya baktığımızda da arkadaşlar bu iki kenar birbirine eşit oluyor. Son olarak O, P, N'yi birleştirelim. O burada, P burada, N burada. Aynı şekilde burası da birbirine eşit olmuş oluyor. A, C ve de D şıkları ikiz kenar üçgen oluştururken B oluşturmaz. Yukarıda kenarlarına göre çeşitleri verilen üçgenlerden hangisi veya hangileri açılarına göre dik üçgen olabilir? Arkadaşlar ikiz kenar üçgen dik üçgen olabilir. Çeşit kenar olabilir ama eşkenar üçgen dik üçgen olamaz. Çünkü eşkenar kenar üçgende arkadaşlar iç açıları birbirlerine eşittir. Ve de dik açı dediğimiz 90 derece olduğu için şimdi diyelim ki eşkenar kenar üçgende iç bir iç açı 90 derece olursa 90 artı 90 artı 90'dan İç açıları toplamı 270 derece olur. Ama üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Dolayısıyla ee, dik eşkenar üçgen olamaz. 1 ve 2'yi C şıkkımı işaretledim. DEF üçgeni için aşağıdaki ipuçları verilmiştir. DE ile EF dik kesişiyor. DE ile EF birbirlerini eşitmiş. DEF hangisi olabilir demiş. A'ya baktım DE E ile E F dik kesişiyor mu? Hayır dik kesişmiyor. B'ye geldim DE E ile E F. evet arkadaşlar dik kesişiyor. Peki bunlar birbirine eşit mi? 2'ye 2, 2'ye 2. Baktığımız zaman bunlar birbirlerine eşit oldu. Diğer şıklarımızı da kontrol edelim. DE ile E F burada dik kesişmiyor. Burada da D e ile E F dik kesişmiyor. B şıkkım doğru cevabım olmuş oldu. Sayfamı temizleyip 11. soruma geçiyorum. Adem öğretmen tahtaya AB 2 üzeri 3 cm yani 8 cm AC 45 artı 27 bölü 3 üzeri 2 cm demiş. Şimdi bu işlemi yapalım. 45 ile arkadaşlar 27'yi topladığımızda 72 yapar. 72 ile 3'ün karesine bölüyoruz. Yani 9'a burası 8 cm oldu. Bakın burası da 8 cm'ymiş. ABC açısı 40 derece olan bir ABC üçgeni çizmiştir. Adem öğretmen öğrencilerinden tahtaya çizdi, çizdiğim üçgenin açısına ve kenar çeşidine göre cevap istemiştir. Doğru cevabı istiyor. Şimdi arkadaşlar burası 40 derece ise baktığımız zaman AB kenarı ile AC kenarı birbirine eşit oluyor. Yani arkadaşlar burası 40 derece ise burası da 40 derece oluyor. Buradan ben üçgenin ikiz kenar üçgen olduğunu çıkarıyorum. Şimdi iç açıları toplamı 180 derece olduğundan A açısını bulalım. 40 artı 40 80 180'den de 80'i çıkaralım ve de A bana 100 derece olarak geldi. 101 geniş açı olduğu için arkadaşlar bu üçgen geniş açılı üçgendir ve de ikizkenar üçgendir. C şıkkımı işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.